Evet. Şimdi ben öncelikle geçen haftaya çok kısaca değinerek başlamak istiyorum. Geçen hafta bildiğiniz gibi mahkemeler vekillerimiz için çalıştılar. Gerçekten nasıl daha hızlı ceza verebiliriz, ne yapabiliriz diye çalışıldı. Özellikle bu anlamda iki eylem planı bulunduğunu aslında iktidarın söylemek gerekir. Birincisi kısa vadede istinaf yolu ile haklarında verilen kararları kesinleştirerek milletvekilliklerini alelacele sonlandırıp onlara ceza vermek, vekilliklerini düşürmek. İkincisi ise daha uzun süre cezaevlerinde kalmaları için aynı zamanda da üyelikten ceza almalarını sağlamak milletvekillerimizin. Gerçekten bunun için geçen hafta epeyce çaba sarf edildi. Yani hem propaganda gibi cezası 5 yılın altında olan ve istinaf yoluna gidilebilen ancak buna tabi olan cezaların verilmesi, bir de üyelik, yöneticilik gibi infazı daha uzun süren cezaların verilmesini sağlamaya çabalıyorlar. Şimdi yargı hakikaten siyasi, yargılamalar siyasi. Bunu defalarca ifade ettik. Ve istinaf mahkemeleri de sanki özellikle vekillerimiz hızla ceza alsınlar diye kurulmuş gibi. Ardı ardına hukuku hiçe sayarak kendi varlıklarını ve hatta okudukları kitapları da hiçe sayarak maalesef yargının siyasallaşması söz konusu. Ben sizlere uzun uzun hukuk anlatabilirim. Gerçekten bunları tekrar tekrar sayabilirim. Tek tek vekillerimize neler olduğunu söyleyebilirim. Bunların hepsinin hukuk dışı olduğunu söyleyebilirim. Ama gerçekten aslında bu hikayeyi artık bütün Türkiye biliyor diye düşünüyorum. O yüzden size başka bir hikaye anlatacağım. Geçenlerde yabancı iki gazeteci röportaj için geldiler ve genel olarak Türkiye'deki durum, seçim ihtimaline karşı bir takım sorularla ilgili bir söyleşi yaptık. Ve sonrasında çok endişeli bir ifadeyle o gazetecilerden, arkadaşlardan bir tanesi dedi ki işte bir seçim olsa Selahattin Demirtaş konuşamıyor. İletişim kuramıyor. Bu nasıl olacak dedi. Gerçekten endişeliydi. Ben de gayri ihtiyari dedim ki Selahattin Demirtaş konuşuyor, Selahattin Demirtaş yazıyor, Selahattin Demirtaş tweet bile atıyor. Gerçekten böyle. Hakikaten böyleymiş. Yani dün İstanbul Kitap Fuarı'nda bir rekor kırıldı ve 3000 kitap imzalatıldı İstanbul Kitap Fuarı'nda. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş iletişim kuruyor, Selahattin Demirtaş konuşuyor, Selahattin Demirtaş sadece fiziken içeride. Kimse bütün vekillerimizle ilgili aslında bu anlamda kaygılanmasın. Hani diyoruz ya bu da size dert olsun diye, gerçekten olsun diyorum, bu da size dert olsun. Buradan sevgili Selahattin Demirtaş'ı, ona ve yazdıklarına gönül verenleri de sevgiyle selamlıyorum. Şimdi yine siyasi yargı konularından birisi daha yer aldı geçen hafta boyunca. Bir gazete bir ay boyunca Osman Kavala'yı hedef gösterdi. Ve Erdoğan yine esti, gürledi ve Osman Kavala gözaltına alındı. Daha ortada iddianame yokken bir ülkenin cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan kişi Kavala'yı kürsüden itham etti, hesabını soracağız dedi. Şimdi Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım ve Hasan Ferit Gediği öldürenler ve buna azmettirenler, polisimiz tarih yazmıştır diyenler değil, bu toplumsal tepkiden taraf olanlar mı yargılanacak? Ve şöyle bir şey söylendi, yani hem Gezi'yi organize etmekten yargılanıyor, aynı zamanda da 15 Temmuz'u organize etmekten. Halbuki Gezi'nin sponsoru yoktu arkadaşlar. Gezi'ye sponsor gerekmiyordu. Vardı tabii, yani
Ali amca, Fatma teyze gibi sponsorlar vardı Gezi'ye. Onlar her gün ellerinde yiyecek torbalarıyla oraya geliyorlardı. Ama bu kapitalist zihniyet, yani her şeyi sponsorla yapan kapitalist zihniyet, hakikaten Gezi isyanının bir sponsoru olmadığını ve orada o güzelim ağaç için ya da bu ülkenin güzel insanlarının hakikaten antikapitalist Müslümanlarından LGBT'lerine, işte Kürt özgürlüğünü isteyen insanlara, kadınlara ve gençlere, yaşlılara, hepsinin bir arada toplandığı bir yerde aslında sponsorsuz olabileceğini bu işin ve bugün kalkıp da hani ihanet ettim diyorlar ya, işte o şehre ihanet edilmesin diye yapıldığını Gezi'nin, bunun için olduğunu hakikaten anlayamazlar. Ama bu hafızayı kimse unutturamaz, kimse de unutmasın. Ben bunu tavsiye ediyorum. Şimdi bu yetmedi, bir de Soros'la ilişkisinden bahsedildi. 2003 yılında Davos'ta Soros'la buluşup fotoğraflar çektirip Türkiye'de açık toplum biziz, bizi destekleyin diyen Erdoğan değil miydi? Ve ondan sonrasında da bu destek alındı zaten. Avrupa ülkelerinde Türkiye lehine lobi yürütüldü. Neden? O zamanlar askerin siyasi gücüne karşı koyacak kadar güçlenmemişlerdi. Ve devlet yapılanmasında gücü elinde tutan bir takım milliyetçi güçlerin iktidarlarını tehdit edeceğine inanıyorlardı. Ve bu nedenle de Avrupa'dan daha fazla destek aranıyordu. Hatta Esra Erdoğan, bugün iktidarın tehdidi altında olan, Soros'un da maddi olarak desteklediği ve aslında önemli araştırmaları da olan bir STK'da, TESEV'de staj yapmıştı. Şimdi kendisi de bu çelişkiyi açıklamak isterse tabii ki söz hakkı ondadır. Yani aslında o zaman şikayet ettikleri darbecilerle, derin ve karanlık odaklarla, ordunun bir kısmıyla da şimdi kol kola yürüyorlar. Şimdi bu yüzden gerçek ve hayali düşmanlarla da sürekli savaş halindeler. Yani kendileri bile aslında yönetemiyorlar. Osman Kavala'yı tanımayanlar için söyleyelim. Osman Kavala herkese aslında, gerçekten demokrasi için bir söz söylemek isteyen herkese, bu Ergenekon balyoz davalarında mağduruz diyenler de buna dair, ki ben de mesela bunu sonradan öğrendim, onlara da kapısını açmış, herkesin kendi mekanında basın toplantısı yapmasına izin vermiş bir insandır. Ve onun tutuklanması Türkiye'nin demokratlarına, entelektüellerine, insan hakları savunucularına verilen gözdağlarından bir tanesi dahadır diyebiliriz. Bu davada aynı vekillerimizin davaları gibi siyasi ve talimatlı bir davadır. Arkadaşlar, geçen hafta bir haberle sarsıldık. Yerli otomobil haberiyle. Şimdi dolar neden hızla artıyor? Yani bugün neredeyse 4 sınırlarına yaklaşıyor dolar. Çünkü Suriye'de savaşa dahil olduk. Çünkü herkesle düşman, herkesle kavgalıyız. İhracat gelirleri azalıyor ve Türkiye artık ağır insan hakları ihlalleri olan ve herkesin gözünde tekinsiz olarak ifade edilen bir ülke. Maalesef bu durumdayız. Bu durumdan büyük üzüntü duyuyoruz. Şimdi doların artması demek dışa bağımlı ekonomide ham madde fiyatlarının artması demek, çarşıda, pazarda yapacağımız harcamalar, konut fiyatlarının artışına kadar her yerde enflasyonun olması demek. Ve buna karşılık getirilen şey şu anda yerli otomobil. Neymiş? Buradan ortaya çıkacak tecrübeyle biz dünyaya meydan okuyacakmışız. Şimdi canı gönülden isterdik ki dünyaya kaba dayılanmak yerine hakikaten doğayla, ekolojiyle, insanla uyumlu bir teknoloji üreten, bilim üreten bir ülke olalım. Ama ne yazık ki yerli otomobil konusu da bir seçim malzemesine, popülist bir vaade dönüşmüş durumda. Üstelik hükümet yerli otomobil yapacağız diye ilk yola çıktığında İsveçli Saab şirketiyle anlaşmıştı ve aracın üretileceği platformdan prototip araçlara kadar hepsi İsveç'ten getirilmişti. Ama bu proje de rafa kalktı ve bu proje için harcanan 40 milyon lira da halkın cebinden çıktı. Bu heba olmuş oldu.
Şimdi bakan az önce 47 milyon avro diyor. Efendim birçok komisyon bunu düzeltti. Yani 47 milyon avro harcanmış orada. Evet, daha da fazlası. Evet, teşekkür ederim katkınız için. Şimdi Türkiye bugün bırakın teknoloji üretmeyi, hakikaten sadece tüketen bir ülke durumunda, üretmeden tüketen bir ülkeyiz. Eğer bilimi esas alan, teknolojiyi esas alan, yerli istihdamcıyı koruyan, istihdamı yaratmak için yeni üretim alanları yaratan, fabrikalar açan bir hükümet olsaydı işte o zaman yerlilikten söz etmek mümkün olurdu. Ama çelik fabrikalarını, limanları, bankaları, telefon şirketlerini, çimento fabrikalarını, madenleri, devletin, ülkenin ne kadar birikimi varsa hepsini yabancı firmalara satan bir hükümetin yerlilikten söz etmesi falan hamasetten başka bir şey değildir. Evet, yani dediğimiz gibi bu otomobilin motor, şanzıman, diferansiyel, araç elektroniği gibi her türlü katma değeri yüksek olan önemli parçaları yurt dışından getirildiği zaman bunu mühendisler aynı şekilde yerli mühendisler tasarlamadığı zaman burada da yerlilikten söz edilemez. Bu konuda bir tevatür olarak Türkiye tarihine geçecektir. Ama bu tarihteki yeri bir zamanlar çaba gösterilmiş olan devrim ve Anadolu otomobillerinden daha kötü bir yer olacaktır maalesef. Değerli basın mensupları, yine arkadaşlarınız yargılanıyor. Yine arkadaşlarınız yargılanıyor. 10 Ekim katliamında Ankara'da barış isteyen insanların öldürüldüğü 10 Ekim katliamında emniyet güçlerinin ihmalleri olabilir diyen ve bunu haberleştiren, yani bununla ilgili iddiaları haberleştiren arkadaşlarımız 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorlar. Evrensel ve Cumhuriyet Gazetesi muhabirleri. Şimdi gerçekten bu ülkede en büyük suç hakikati söylemek. Gerçekleri ortaya çıkarmak. İşte gazeteciler, sizler aslında bunu yapmaya gayret ediyorsunuz. Ve maalesef bu nedenle yargılanıyorsunuz. Şimdi bir taraftan gerçekleri söyleyenler yargılanırken diğer taraftan da medya patronları gerçek haberlere sırtlarını dönüyorlar. Hakikaten ey havuz medyası, ey medya patronları demek istiyorum. Siz ömrü billah bu iktidar kalacak mı zannediyorsunuz? Hayır, böyle olmayacak. Ama biz diyoruz ki azıcık basın ahlakı. Yani bizimle ilgili haberleri geçtik. Ama Bursa Barosu örneğin binlerce avukatla savunmaya yapılan saldırılara karşı büyük bir protesto ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu da mı haber değildi? Ya da madenciler, Zonguldak'ta madenciler yürüdüler binlerce ve şu anda da bugün aldıkları kararla yer altında kalma, oradan çıkmama kararındalar. Neden? Hepimize mektup gönderdiler, bütün milletvekillerine. Biz de onlara cevaben yazdık. Bu rodovans taşeron sisteminin kalkmasını istiyorlar. Kendilerinin orada, işte en son Şırnak'ta örneğini gördüğümüz gibi, daha önce defalarca örneğini gördüğümüz gibi, hayatlarını kaybetmek ve bu koşullar altında çalışmak istemiyorlar. Ama başka çalışma alanları da olmadığı için bu alanlar kapanmasın istiyorlar. Ve binlerce madencinin yürümesi bu ülkede bir haber değeri taşımıyor mu? Ya da baktığınız zaman dünya şu anda paradise belgelerini yazıyor bugün. Bu da mı haber değil? Mehmet Şimşek daha önce açıklama yapmıştı. Offshore şirketler işte vergi kaçırmak için vergi cennetlerine gidiyorlar. Bunları engellemek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var diye. Peki İnali Yıldırım'ın oğulları ne olacak? Onları kim engelleyecek? Onlar yazıyorlar. Şu anda bugünkü dış basına baktığınız zaman bu haberleri görüyorsunuz. Bu da mı haber değil hakikaten? Ben bir başka örneği yine aslında hem habercilik hem de farklı bir olayla İngiltere'ye de bakmak istiyorum. Çünkü bazı haberler gerçekten bizde haber olmuyor ama bizde hani biraz
eski gazetecilik deneyimlerimizle sizlerle bazı şeyleri paylaşalım istiyorum. Şimdi İngiltere Savunma Bakanı Michel Fallon 2002 yılında bir kadın gazeteciyi defalarca taciz ettiğine dair suçlamaların ardından istifa etti. Şimdi öyle bir sistem kurulmuş ki burada hakikaten aslında bir disiplin sistemi var. Fakat bu sistem aynı zamanda gizlenen bir sistem. Yani öyle kolay kolay erkeklerin yaptıkları açığa çıkarılmıyor. Aynı belki bizde de çok daha fazlasının olması mümkün. İngiltere'de olanın bizde olmadığının hiçbir garantisi yok. Fakat bunlar başka zamanlarda şantaj malzemesi olarak kullanılıyorlar. Yani bu dosyalar aslında bir şeyleri engellemek için zamanında ortaya çıkarılmıyor. Hatta bu politikacıların birçoğu Avrupa'da da böyle olabiliyor. 80-90 yaşlarına kadar gelip sonra öldükten sonra ortaya çıkabiliyor bunlar. Ama bugün İngiltere'de bu oldu ve Muhafazakar Parti'den, biri İşçi Partisi'nden iki milletvekili daha istifa ettiler. Ve kadınlar daha fazla söz söylemeye başladı. Şimdi bu parlamentoda da sadece milletvekillerinin değil, aslında bütün kadın çalışanların bunu aksettirebileceği bir kriz merkezinin kurulması gerekiyor tacize karşı. Bunu biz becerebiliriz, ancak bununla önleyebiliriz, bununla şeffaf bir hale getirebiliriz. Kadınlar birbirlerinden güç alırlar ve özellikle erk ve iktidar kullanılarak gerçekleştirilen tacize maruz kalma ihtimaline ya da gerçekliğine karşı böyle bir kriz merkezinin çok büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum. Şimdi Ensar Vakfı'na baktığımız zaman örneğin burada bizim söylediklerimizle ilgili öz eleştiri vermeyenler, gen soru verdiğimiz zaman gidip de sıraya geçip bakanın elini sıkanlar şimdi Ensar gibi vakıflarla, başta Ensar olmak üzere gibi değil, protokoller yapıyorlar. Eğitim protokolleri yapıyorlar. Şimdi bunların hiçbir toplumsal denetlenebilirliği yok. Bu vakıfları gerçekten nasıl denetliyorsunuz? Hangi çalışma esaslarına, kıstaslarına göre bunlarla ilişkiler kuruyorsunuz? 3 yaşındaki, 5 yaşındaki, 10 yaşındaki çocukları hangi eğitimlere tabi tutuyorsunuz? İşte bunlar olduğu zaman, yani bu dayanışmayı gösterip de bu denetimi sağlayamazsak sadece kadınların değil çok sayıda çocuğun da bu ülkede sürekli tacizden, tecavüzden mağdur olmasına neden oluruz. Sadece haber yapmak yetmez. Aynı zamanda engelleyici şeyleri de gerçekten yapabilmemiz gerekiyor. Parlamenterler olarak da, gazeteciler olarak da. En son işte bu hafta yine Ensar ile Eğitim Bakanlığı'nın kuşaktan kuşağa değerler eğitimi için anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Başka bir örnekte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Ankara İl Müdürlüğü Muradiye Kültür Vakfı ortak bir projeyle bakım altındaki çocukları Suudi Arabistan'a Umre'ye götürmüş. Yani hakikaten küçücük çocuklar ağır bir dini eğitime tabi tutuluyorlar. Bunu kendileri tercih edebilmeler, çocuk hakları sözleşmesi diye bir sözleşmeye imza atmış bu ülke. Şimdi bugün çok önemli tabii bir başka gündem daha var, eğitim. Yani Ensar'dan oraya gelirsek aslında. Eğitimdeki yeni durum, yapboz tahtasına dönen eğitim, TEOG'u kaldırın deyince kaldıran bakanlar ve hiçbir zaman olmayan B planları. Önümüzdeki günlerde tabii çok tartışacağız aslında bu konuyu. Ama bizim eğitim sistemini gerçekten bu fotoğraf ciddi biçimde özetliyor. Yani şimdi baktığınızda ne görüyorsunuz? Bakan Erkan Mumcu, 2002-2003, eğitimi sil baştan değiştiriyoruz. Bakan Hüseyin Çelik, 2003-2009, önceki sistem problemli, sistemi değiştiriyoruz. Bakan Nimet Çubukçu, 2009-2011, eğitim çok önemli, eski sistemi değiştiriyoruz. Bakan Ömer Dinçer, 2011-2013, böyle sistem olmaz, sistemi değiştiriyoruz. Bakan Nabi Avcı, sistem çok sıkıntılı, değiştiriyoruz. Bakan İsmet Yılmaz, böyle sistem mi olur? Sistemde köklü değişiklikler yapıyoruz. Şimdi, yani bu sistemde çocuk olmak istemezdiniz herhalde. Hakikaten onlar açısından
Yani özellikle daha genç olanlar açısından bu kadar belirsizlik sonunda intiharlara yol açabiliyor. Başka birçok sıkıntıya, psikolojik soruna yol açabiliyor. Ha bir de tabii İsmail Kahraman'ın sözleriyle Abdülhamit olsaydı Lozan'da toprak kaybetmez, eğitimde yıkım yaşamazdık seviyesi var. Ama o seviyeyi hiç girmeyelim isterseniz. Çünkü en zeki çocuklar için bile bu seviyeden çıkış bulmak zor diye düşünüyoruz. Evet, düşünün bir ülkenin eğitim bakanı dün dedi ki %90'ını sınavsız bir şekilde okullara yerleştirilirken %10 sınav ile nitelikli okullara girecek dedi. Bu yaşıma geldim, hayatım boyunca eğitim sistemiyle ilgili birçok söz duymuşumdur ama nitelikli okul, niteliksiz okul diye bir eğitim bakanının okulları ayırdığını ve açıkça aslında bunu itiraf ettiğini gerçekten duymamıştım. Bu utanç verici bir şey. Yani %10'u demek ki nitelikli okullarda olacak çocukların, %90'ı ise ne olursa olsunlar. Bir de neydi? Evlere yakın istediği okula gidecek. Şimdi yeni sistemde amaç gerçekten yoksul halk kesiminin çocuklarını İmam Hatip okullarına ve meslek liselerine yönlendirmek. Bundan başka bir şey yok. Türkiye'de sadece 300 fen lisesi bulunurken neredeyse her mahallede bir İmam Hatip lisesi açıldı ve yeterli öğrenci bulunamadığı zaman da kontenjanda olmadığı denilerek oralara gidecekler öğrenciler aslında tercih etmedikleri halde. Dediğim gibi bu sistemi daha çok konuşacağız gerçekten ama hakikaten şu anda söylenen sözler utanç verici. Bu arada Gök'ü de anmadan geçmeyeyim. Bugün Gök'ün herhalde 36. yılı olsa gerek. Ben üniversitedeyken maalesef yakalanmıştım son dakikalarda ve vesayet kurumlarıyla mücadele edeceğiz diyen AKP hükümeti bu yıl 2017 bütçesinde geçen yıla göre %100 artış yaptı YÖK bütçesinde. Bunu da bir kenara not edelim derim. Evet değerli arkadaşlar, son olarak bu hafta mecliste torba yasayı konuşacağız. Birçok yasa gibi o da yine torbalar içerisinde geldi. Özel tüketim vergisinden motorlu taşıtlar vergisine, damga vergisine, harçlardan KDV'ye, gider vergisinden emlak vergisine neredeyse bütün vergi kanunlarında değişiklik yapılıyor. Ve AKP yine vergide adaletsizliği büyütüyor. HDP olarak talebimiz çok açık ve nettir. Vergide adaleti sağlayacak şekilde servet vergisi düzenlemesinin getirilmesi gerekmektedir. Zira yoksul kesimler zaten kaynakta kesilerek aslında ya da ödedikleri o tüketim vergileriyle en fazla vergiyi ödeyen kesimlerdir. Ama zengin kesimlerin ödedikleri vergiler bununla kıyaslandığında bir toplu iğne ucu kadar bile vergi yükü yoktur aslında ülkede zengin bir kısım insanın üzerinde. Ve üstelik de bu yetmiyor, trilyonlarca eski parayla şimdi milyonlarca borç silinmeye kalkılıyor, siliniyor. Yani bu getirilmek isteniyor yeni teşviklerin yanı sıra. Ama Adıyaman'daki tütün üreticisinin 3 kuruş kazancına, tek geçim kaynağına da göz koyuyor AKP iktidarı. Hepinize ben karın tokluğu ve AKP adaleti değil, gerçek adaletin olduğu günler diliyorum. Cezaevleriyle başladık. Cezaevleriyle az önce aldığım bir broşürle bitirmek istiyorum. Bolu F tipi hapishanesinden hak gaspları broşürü geldi bana. İçinde çok güzel çizimler yapmışlar. Burada işte nasıl cezaevinin aslında sıkı bir yer olmasına rağmen yöneticiler tarafından daha da sıkıldığını yazıyorlar. İçinde bir başka karikatürde aslında yakınlarıyla görüşmek isteyen bir tutuklunun tamam annen kimlik, cilt no, aile sıra olsun söyledi ama 36 sıradaki ilkokuldaki sıra numarası vardı onu söylemedi diyen bir karikatür çizmişler. Aileleriyle görüşebilmek için
aslında bu numaraları söylemeleri gerekiyor ama ilkokul sıra numarasını da sormaya başlamışlar galiba. Ve diyorlar ki her ay biz size bunu göndereceğiz, Hak Gaspları broşürünü. Biz de onların da sesi olmaya gayret edeceğiz. Hepinize dediğim gibi iyi haftalar, adaletli bir hafta, sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir de seçimler öncesi ittifaklardan söz ediliyor, yazılıp çiziliyor. İşte evet diyor, bir tarafta, hayır diyor, bir tarafta, bir şeklinde. HDP olarak sizin bu konuda bir değerlendirmeniz nedir? Başbakanın, bakanların da işte büyük şehirlere belediye başkan adayı yapılacağı. Yani ortada seçim güvenliği yok. Daha önceki seçimle ilgili de aslında bu endişeler gerçekten endişe değil, bir gerçeklik olarak aslında ortaya çıktı. Onun dışında propaganda özgürlüğü yok. Aslında kimsenin kendi sözünü özgürce söyleyebilme imkanı yok. Ve bu biat ve tepeden inmecilik ortamında işte son dönem bildiğiniz gibi hani bizim bileşenlerimizden olan belediyelere atanan kayyumların ve tutuklanmaların dışında istifa ettirilenler de oldu. Şimdi ülkede demokrasi için insanlar aç. Hakikaten bu çok önemli bir şey. Tabii ki ittifaklar olacaktır. Bunların düşünülmesi gerekir, konuşulması gerekir. Konuşuluyordur da. Ama şu anda en önemli olan şey aynı zamanda bu güvenliği de sağlayabilmek. Yani şimdi o hal şartlarında, o hal devam ederken aslında çok afaki kalıyor seçimden söz etmek. Yani bunu söz edenler kendilerinin kaybedecekleri, belki zaman içerisinde daha uzun bir süre daha giderlerse daha fazla kayba uğrayacaklarının endişesiyle bu lafları ortaya atıyorlar. Demokrasi güçlerine düşen zaten her zaman birlikte davranmaktır. İttifak içerisinde olmaktır. Biz kadın hareketinde çok sayıda kampanya yaptık. Aynı şeyleri düşünmesek de kampanyalar yapabilmektir. Tabii ki bundan yanayız yani, ama şu anda somut şu bu vesaire gibi konuşmalardan ziyade dediğim gibi ülkede o ortamı sağlayabilmek gerekiyor, o halin kalkması gerekiyor. Teşekkürler. Belediye başkanları, bakanları ve başbakanları, belediye başkanı arayı. İşte daha gerçekten yerelleşelim derken daha merkezileşelimin taşlarından bir tanesi daha, ya da işte ancak bununla yapabiliriz, başka türlü gerçekleştiremeyizin endişesi bir yerden. Yani uzun zamandır zaten Binali Yıldırım'ın da adı geçiyordu örneğin İstanbul için. Bunun gibi şeyler de daha fazla olacaktır, daha güçlü isimler bulmaya istek. Ama burada herkese, aslında halkımıza da düşen görev, kendinin yönetebileceğini, kendinin yerelde daha güçlenirse aslında bu ülkede ne savaşın ne de demokrasiye indirilen darbelerin olmayacağını biraz daha vakıf olmamızdır. Bunun için uğraşmamız gerekiyor, isimler üzerinden değil.